çünkü öyle bir hal aldı ki Sayın Başarır, yani böyle İçişleri Bakanlığı'nda işte Ali Yerlikaya, Süleyman Soylu sosyal medya hesaplarında Soylu'ya yakın hesaplar Ali Yerlikaya'ya hedef almaya başladılar. Dolayısıyla hani öncesi sonrası gibi bir durum mu oluştu, ne oluyor? Öncelikle ülkemize, polislerimize, emniyet teşkilatına, İçişleri Bakanlığı'na geçmiş olsun diliyorum ve terörü lanetliyorum. Kaybettiğimiz şehit olan veteriner kardeşimize başsağlığı diliyorum. Dün 7.30'da akşam bu olay oluyor. Baba 8.30'da kendi imkanlarıyla çocuğun ölüsüne ulaşıyor. Bakın ne kadar acı bir şey. Hı hı. Ve haber veriyor. Hı hı. Ve bu araç ondan sonra Adana'ya geliyor. Duyumlarımıza göre bunu doğrulacaktır. Bu, evet, yani. Evet, ben duyumlarımı henüz söylüyorum. Şey yok. Ondan sonra bu olay gerçekleşiyor. Yani burada kimin tweet attığına falan bakmıyorum ama bunları başka bir siyasi parti ya da milletvekilleri yapsa, onların uzantıları yapsa Türkiye'de yer yerinden oynar. Hı hı. Bu neydi? Ebabil hareketi mi diyorlar? Neyse. Bize de çok bir sürü... Sesler karışıyor arkadaşlar. Bir bakalım da. Hı hı. Buyurun. Twitter'dan bir sürü şey yazdı. Belli ki Soylu'nun tweet operasyon aparatları bunlar. Şimdi aynı tweet'i atmışsa sonra silmişse büyük bir vehamet gösteriyor. Yani demek ki kendi İçişleri Bakanı'na karşı da bu kötülüğü yapabiliyor. Gerçekten üzüntü verici. Ama benim bildiğim şey, bugün çok çok büyük bir tehlike atlattık. Bugün Kızılay'ın göbeğinde de olabilirdi. Yüzlerce insanımız da ölebilirdi. Ben Ankara'nın göbeğinde yaşadığımız bu dehşetten dolayı gerçekten hem çok üzgünüm, hem çok üzgünüz, hem de çok endişeliyim efendim. Hı hı. Türkiye'de bir güvenlik sorunu var. Sınırlarımızın güvenliği sağlanmalı. Ne olduğu belirsiz bu ülkede. Belki binlerce insan var. Nereden geldi, nereye gitti, nerede yaşadığını devlet bile tespit ama edemiyor. Ama Sayın Başarır, şimdi Ali Yerlikaya'nın bugünkü açıklamasında İçişleri Bakanlığı da diyor ki göreve geldiğimiz andan itibaren işte yapılanları açıklıyor. Doğru. Evet, doğru. Fakat öncesini sorgulanmayacak mı o zaman? Yani aynı iktidar... Şunu söylüyor, Süleyman Soylu'nun yaratmış olduğu güvensizlik ortamını, örgütleri, çeteleri temizlemek bana düştü diyor. Bu yanda, bu açıdan doğru yaptığını düşünüyorum. Bir anlamda bunu söylüyor. Onun zafiyetlerini, yani düşünün, Şükrü Kaya Cumhuriyet döneminin İçişleri Bakanı 6 yıl yapmış o CV ile, ama bugün bir güvenlik sertifikası olmayan Süleyman Soylu 7 yıl yapmış bu görevi, benim güzel ülkemi bu hale getirmiş. Benim güzel ülkemde birçok ülkenin organize suç örgütleri sokak ortasında çatışır hale gelmiş. Sırpından tutun, Almanından tutun, Afganından tutun, İsveç'inden tutun. Her ülkenin organize suç örgüt liderlerinden bir tanesi bu ülkeden çıkıyor. Sınır güvenliğimiz ortadan kalkmış. Milyonlarca sığınmacı gelmiş. IŞİD'in uzantıları Antep'ten, Bahçelievler'den çıkmış. Ve Ali Yerlikaya diyor ki evet diyor, ben diyor geldiğim günden beri diyor bu pislikleri temizlemeye çalışıyorum. Ve bununla diyor bir anlamda diyor sebep eski İçişleri Bakanı diyor. Böyle bir sürtüşme var. Ben doğru yaptığını görüyorum. Bunlar doğru adımlar. Bu ülke arındırılmalı. Bakın bu ülkenin güvenliği. O iki polisimizin... Fahrettin Altun'un da mesajını bulacağım da şimdi onu da size hemen... O iki polisimin saçının teli bile birçok siyasi oluşumdan, partilerden çok daha önemlidir benim için. Ben bunu siyaseten söylemiyorum. Benim ülkemde bir güvenlik zafiyeti vardır. Benim ülkem bunlardan, bu terör örgütlerinden, bu organize suç örgütlerinden arındırılmalıdır. Kim yaparsa yapsın desteklerim. Bakın net bir şekilde söylüyorum, desteklerim. Partiler üstü bir düşüncedir bu benim için. O iki polisin bugün kurtulduğu için biz mutluyuz, çok mutluyuz. Kimse ölmediği için, sadece Kayseri'de bir vatandaşımız öldü. O da hepimizin, bakın genel başkanımız ailesine ulaştı. Hepimiz ailesine ulaştık. Bizim içimiz yandı. Biz Türkiye'nin bu şekilde yönetilmesini istemiyoruz. Güven, huzur ve rahatça sokakta yaşayabilmek istiyoruz. Şimdi şu ifade, terörün Türkiye siyasetini dizayn etmesine asla müsaade etmeyeceğiz diyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un mesajı bu. Bu ifadeleri kullanıyor. Ve işte terörle mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz. Yani bu olayları işte siyasete siyasetle birlikte açıklıyor olması da ilginç. Bakın siyasetle ilgili hiçbir şey konuşmadım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekiliyim. Ben siyaset üstü bir konudan bahsediyorum.
güvenliğimizden bahsediyorum. İki evladımızdan bakın şurada. Şurada. Aramızda 500 metre var İçişleri Bakanlığı'yla. İki evladımızdan bahsediyorum. Öldürülen, şehit olan o veterinerimizden bahsediyorum ben. Siyasetle ne alakası var bu konuların? Niye böyle bir ifade kullanıyorsunuz? Nedir bu yani? Bence Soylu'nun tweet çetesine bir baksınlar. Atılan silinen tweetlere bir baksınlar. Bir de aynaya baksınlar, belki yüzleri kızarır. Peki son olarak yeni anayasaya da soracağım hemen. Çalışmalar başlayacak belli ki. Şimdi Yeşil Sol Parti de şu sıralarda bir açıklama yapıyor. Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki önce mevcuta uysunlar diye bir açıklama yaptı biraz önce. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. 2017 bu sistemi ve bir cumhurbaşkanının en fazla iki kez aday olabileceği hükmünü kim getirdi? Recep Tayyip Erdoğan. Peki bu hükmü bu seçimlerde kim ihlal etti? Recep Tayyip Erdoğan. Kendi getirdiği, anayasaya hüküm koyduğu maddeyi, anayasayı ihlal eden bir adamın teklifine biz bakmıyoruz. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Evet, CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'la konuştuk. Seçildi.